takdir edersiniz ki Covid, yeni yıl geldi, bir yılı daha devirdik bu arada. Çok hızlı ve feci bir yılı devirdik. Dileyelim ki bir sonraki bunu aratmasın. Otellerde yılbaşı kutlama programı yapılmasına, eğlence düzenlenmesine malumunuz izin yok. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Ama bakıyoruz efendim, otellerde rezervasyonlar çok fazla. Yani Sapanca'da bazı otellerde doluluk oranı %50'yi aşmış durumda mesela. Yılbaşına özel hangi hazırlıklar yapılıyor veya hakikaten insanlar da evet yani farklı bir şey yapmak istiyorlar. Güvenliği ve sağlıklarını da koruyarak, mesafeye özen göstererek, hijyene özen göstererek ama ne yapabilecekler? Nasıl tedbirler alınacak bu otellerde? Haberimizden izleyelim, sonra üzerine konuşacağız. Nerede geçireceğiz yılbaşı? Evde. Pandemi nedeniyle 2021'i evlerde karşılayacağız. Ancak dinlenmek için otel planı yapanlar da var. Yılbaşından sağlık koşulları garantilenmiş, güvence altına alınmış bir yerde. Ailemle birlikte güzel bir akşam yemeği yemeyi düşünüyoruz. Otelde mi geçireceğiz? Evet. Bu yıl otellerde yılbaşı kutlama programı yapılması veya eğlence düzenlenmesi yasak. Bu nedenle oteller de organizasyonlarını eğlence odaklı değil, dinlenme odaklı hazırladı. Süslemeler günler öncesinden tamamlandı. Peki misafirlerini ağırlamak için otellerde hangi tedbirler alındı? Daha önce hep gala programları olurdu, müzik olurdu, yılbaşı yemekleri olurdu. Bu sene yine yılbaşı yemekleri olacak ancak pandemi kurallarına uygun olarak personelimiz servis yapıyor olacak. Sosyal mesafeye uygun masalarda servisimizi yapıyor olacağız. Ne yapacağız yılbaşında? Bir otel tatili düşünüyor muyuz? Evet, düşünüyoruz. İnşallah bir arkadaşlarla toplanıp böyle bir karar verdik zaten de. Otelde mi geçireceğiz yılbaşını? Evet, aynen, inşallah. Yılbaşında otellerde DJ performansına dahil canlı müzik olmayacak. Bu sene zaten saat 10'a kadar bir müzik yayını iznimiz vardı. Son yapılan genelgede yayınımız da yasaklanmış durumda. Misafirlerimiz yemeklerini yerken bir yemek müziği dinleyebilecekler. Yılbaşına gelmeyi düşünüyorduk aslında ama bu son yılbaşında kutlamaların yasaklanması sebebiyle bir hafta önceye aldık eğlencemizi. Bu hafta buraya geldik, hafta evimizdeyiz. 31 Aralık saat 21 itibariyle başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak sabah 5'te sona erecek. Bu nedenle otel rezervasyonları da bu tarihleri kapsayacak. Konaklama yapmayan müşterilere yemek servisi yapılmayacak. Otellerde aynı anda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek adına yeni tedbirler de alındı. Özellikle restoran bölümlerinde aynı anda kalabalık oluşmaması için yemek servis saatleri de uzun tutuldu. Bahçede, açık havada tüm gün boyunca yayılan bir program hazırladık misafirlerimiz için. Açık hava yürüyüşleri, spor etkinlikleri, kestane, salep, boza, pamuk şeker gibi sokak kültürü etkinlikleri gibi böyle hoş programlar oluşturmaya çalıştık. Şimdiden Sapanca'daki otellerde doluluk oranı %50'yi aşmış durumda. Otel içerisinde hani biraz dinlenip biraz yürüyüş, spor yapıp bu şekilde geçireceğiz. Biraz konuşalım efendim. Şimdi Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağalı konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Akif Bey. Ne diyorsunuz? Şöyle bir genel değerlendirme alayım. Sonra bir takım mağduriyetleri de soracağım size. Gerçekten 45 bin kişi ceza uygulanmış. Küçümsenecek bir rakam değil. Bu 4 günlük sokağa çıkma yasağında kim bilir kaç kişi bununla muhatap olacak ama beni düşündüren şu. Biliyorsunuz Mart ayının başında onun da bu ilan edildikten sonra Haziran'a kadar ciddi kısıtlamalar getirildi. Ve bunu yapan kamu otoritesinin tespitleri vardı. Bu tespitler insanların yaşamını tehdit eden bir virüsle karşı karşıya olmamız ve bunun ilacının da mevcut bulunmayışıydı. Sonra Haziran'dan sonra biraz normale dönelim dedik. Ve kural tanımazlar yüzünden bugün hepimiz tekrar 4 gün için böyle bir adeta karantinaya gireceğiz. Buna uymayanlar var. Tatile gitmek isteyenler var. Rezervasyon yaptırmak isteyenler var. Hemen şunu ifade etmek isterim ki erken rezervasyonu unutsun herkes. Çünkü erken rezervasyon sözleşmelerini okumadan imzalarsınız. Bir takım kısıtlamalar gelse bile ben bu tatilde herhangi bir hak iddia etmeyeceğim bir maddeli var ise tüketici sıkıntı yaşar. Bunu önümüzdeki yarın yaz tatili için mi söylüyorsunuz? Tabii. Önümüzdeki yaz tatili için erken rezervasyon yapmayın diyorum. Tabii. Onu yapmayın diyorum çünkü ne olacağı belli değil.
biraz ucuza getireyim, erken rezervasyon yapayım derken sıkıntıyı büyütmeyelim. Yılbaşında oteller, pansiyonlar, moteller ve en önemlisi ki İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinde de açıklamasında da gördük. Müstakil villa kiralamaları söz konusu oluyor. İşte az önce konuştuğunuz otel işletmecisi genelgeye uygun hareket edeceğiz dedi. Beni o taraf ilgilendirmiyor. Beni tüketici kısmıyla. Biz ne yapacağız? Biz uyacak mıyız genelgeye? Yoksa 15 arkadaş bir araya gelip bir müstakil villa kiralarız. Alırız yiyeceğimizi, içeceğimizi. Gider orada kapanırız. Bir hafta 4 gün 5 gün diye mi düşüneceğiz? Sakın böyle düşünmesinler. Çünkü o yılbaşı onlara zehir olabilir. Ayrıca burada iki tane önemli risk var. Birisi dolandırılabilirler. Çünkü çok güzel villa resimleri, içinin resimlerini falan paylaşan sahtekarlar var internet ortamında. Tanımadıklarına inanıp da bu paraları göndermesinler. Efendim telefon ettim, WhatsApp'tan yazıştım, çok güven verdi diye sakın para kaptırmayın. İkincisi o gün kiraladığınız villanın sahibi kiralayanların yani içinde kalacakların TC kimlik numaralarını emniyet bölgesindeyse polise, jandarma bölgesindeyse jandarmaya bildirmekle mükellef. O TC kimlik numaralarıyla bizim kolluk güçlerimiz kimin kimle ne akrabalığı var, kaç kişi orada kalacak, aranıyor mu hepsini görecek. Hiç belli olmaz. Siz yılbaşı eğlencesi yapayım derken karakolda sabahlamanızda söz konusu olabilir. Ha, bu arada bir hatırlatma yapayım Mehmet Akif Bey. Bugüne kadar 3.150 lira para cezası kesiliyordu. Daha az da uygulayabiliyordu mülki amirler. Ama bugüne kadar uygulanmayan bir hatırlatma yapayım. Türk Ceza Kanunu 195. madde 2 aydan 1 yıla kadar hapis öngörüyor. Burada işletilirse bu madde herkes emin olsun ki hakim takdir yetkisini kullanıp ben bunu erteleyeyim, paraya çevireyim demeyecektir. Madem ki sen toplum sağlığını tehdit ettin deyip en azından git şu asgarinin 2 ayı cezaevinde geçir de akıllan diye hakimlerimiz olabileceği kanaatindeyim. Bunu da paylaşmak istiyorum. Dileyim kimse eğleneceğim diye hayatını tehlikeye atmasın. Mehmet Akif Bey şu anda yoğun bakımda entübe olmuş ve hayatını kaybetmiş insanlarımız var. Akademisyenlerden var, kamu görevlilerinden var, doktorlarımızdan var ya. Tıp insanı, profesör, tıp profesörü. Bu bize mesaj olsun diye hatırlatıyorum. Bu üzüntüler tekrarlamasın inşallah ama en büyük görev bize düşüyor. Bakın aşıdan şüphe edenler var. Yaptırayım yaptırmayayım mı tartışması var. İşte aşı yaptırmayanlara şunu uygulayın bunu uygulayın diyen ruh hekimlerimiz var, hocalarımız var. Demek ki orada da bir kuşku var. O halde en rahat, en güvenli liman korunmak. Kim yapacak evet. Onu? Biz yapacağız öncelikle. Devletin yasağına ne gerek var? Acaba devlet bu yasağı getirmeseydi ben gidip bir yerde gruplar halinde eğlenir miydim? Asla yapmazdım. Vatandaşlarımızdan da beklemiyorum. Evet, bütün yasaklanmayınca oluyor. Yani yazın çok gördük bunu. Yani devlet biraz normalleştirdiği zaman biz birkaç kat daha normalleştiriyoruz. O yüzden de risk büyüyor. Çok teşekkür ederim. Onun efendim. İçin bu çok cümleleri ediyorum. Diyorum ki bakın 45 bin kişiye ceza uygulanmış şu hafta sonunda. Hı hı. Yani yasaklanmayınca oluyor. Olmasın diyorum. Mehmet Akif Bey'e katılıyorum. Yasaklanmayınca yapıyoruz. Yapmayalım değerli arkadaşlarımız. İnsanımız yapmayalım. Biz kendimizden tedbirimizi alalım. Söz konusu olan bizim sağlığımız, bizim yakınlarımızın acı çekmesi, onların veya hayatını kaybetmesi. Bu virüsün şakası yok. Bütün tedbirleri alalım. Devletimiz de bizi zorla ceza kesmeye, ceza uygulamaya mecbur bırakmayalım. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, Aydın Ağulu konuğumuzdu. Özellikle ilk cümle önemliydi. Erken rezervasyon, ben de onu soracaktım. Mağduriyetler oluşursa ne yapacaklar diye. Maddelere dikkat edin, erken rezervasyon yapmayın. Çok riskli, ne olacağını bilmiyoruz dedi. Aslında temel olarak biz herhalde insanın hayatındaki bir yerde en önemli noktalardan birisidir. Hani geleceğe dair çok bir şey bilmemek ama alıştığımız rutinlerimiz vardı. O rutinlerin çok dışında bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla hakikaten yarın ne olacağını bilmiyoruz. O nedenle de bunu da çok net tecrübe ediyoruz. Belki biraz daha temkinli davranmakta fayda var.